Arkadaşlar merhaba. 3 Temmuz 2022 Saint-Cloud'dayız. Saint-Cloud Fransa'da. Arkadaşlar bugün yine böyle grup koşuları var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. Evet, TJK birinci koşu olarak bu onların 3. mü 4. mü ne koşusu arkadaşlar. Daha evvelden başlıyor yani. Birinci koşu 16-15'te handikap 4 yukarı İngilizler 2400 metre çıkacaklar. Yedili plaseyi herkes oynamasını tavsiye ederiz. Güzel bir yedili plase ayağı var burada. 15 numaralı Comber Mere. Evet, Eddie Hardwin'le 1 numaralı Good Question Maxim Guyon. 11 numaralı Baden Rocks Stefan Pasquier. Ve 2 numaralı Mikado. Mikado Hugo Besnel arkadaşlar. Ha, burası 15-1, 11-2 ama benim tavsiyem eğer 7'li plaseyi önemsiyorsanız buraya bakın arkadaşlar %5 ile 10 arasında AGF'si %5 ile 10 arasında varsa yazın arkadaşlar. Yani %5-10 arası bir şekilde ilk 2'ye girecektir diye düşünüyorum. Biraz sürpriz gibi duruyor burası. Evet, şimdi bugünkü en önemli yarışlardan bir tanesi bu. Grand Prix de Saint-Cloud. Saint-Cloud Grand Prix grup 1 koşusu var burada. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet, şimdi burada geçilmeyeceğini umduğumuz ve altılı ganyanın ilk ayağına da banko ile başlayacağımız bir 5 numaramız var. Hurricane Lane. William Buick bu atışın buraya geldi. 200 bu atın şöyle kısa bir hemen Godolphin'in kısa bir hikayesini anlatayım size. 258 gün sonra Royal Ascot'ta çıktı. Çok da büyük fark yemeden ki o gün alır falan diyorduk hatta. O gün o 258 gün aradan sonra tabii bu yaramadı yani 258 gün aradan sonra Sapkan birinci gelemedi. Üçüncülük kötü değildi ama yani şuradaki şu 2021 yılındaki yapmış olduğu derecelerden sonra çok büyük bir yarışa çıktı biliyorsunuz Royal Ascot'ta ve orada üçüncü oldu hem de yakın üçüncü yani yarım boy öyle bir şey yarım boy civarında bir üçüncülük yaptı. Tabii bu 258 gün yaramadı ona ama burada arkadaşlar şimdi Fransa'ya geldi İngiltere'den aynı iklim zaten. Bu grup onun için çok hafif gelir. Onu söyleyeyim. Çok net bir banko. Daha evvelden zaten Longchamp'ta yarış kazanmış Fransa iklimini seven bir Sapkan. Yani bir kez gelmiyor. O yüzden bir aksilik olmazsa William Buick burada bu yarışı kazanacaktır. Güne banko ile başlıyoruz. Uzun uzun anlattık ama önemli. Ya, bankomuz gelmedi mi iş bitiyor biliyorsunuz. Bütün her şey tekke bağlı. Evet, şimdi üçüncü koşu şartlı 4 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Bu üçüncü ve dördüncü koşularda çok at yazmak gerekiyor özellikle. Bir de son koşumuz var. Evet, burada 4 numaralı Inca Man Marie Vallon'la 2 numaralı Wheel of Chance Michael Barzalon'la 7 numaralı San Pablo Benjamin Marie 3 numaralı Paris Affair Ludwig Bassao 10 numaralı Turbe Iortiz Mendizabal ve 1 numaralı Manne Hugo Butin. Evet, 4, 2, 7, 3, 10 ve 1 numaralı Sapkanlar burada. Arkadaşlar 6 tane Sapkan ön planda. Varsa sizin de burada atınız mutlaka ekleyin bu ayaklara. 4. koşu yine böyle Fransa'daki normal handikap koşularından bir tanesi dişilere ait. 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Yine 6 tane atımız var burada da. 6 numaralı Lonard Chope, Daniel Delphine Santiago. 8 numaralı Joy for Lux, Benjamin Marie. 1 numaralı Lilleus de France, Fabien Lefebvre. 4 numaralı Born in Purple, Tony Piccone. 11 numaralı Ultimate Creation, Eddie Hardwin ve 2 numaralı I Love You, Michael Barzalona. Güzel isim olmuş. I Love You. Evet, 6, 8, 1, 14, 11 ve 2. Evet arkadaşlar burada da at varsa yazmanız gereken at mutlaka ekleyin. Çok ters atlar gelebilir şu iki ayakta. Üçüncü ve dördüncü koşularda.
Evet, 5. koşudayız şimdi. Handikap yine 4 Büyükkale Ayşen Gülizar 2400 metreye çıkacaklar. 5. koşuda arkadaşlar burada alternatif bir bankomuz var. Maxim Göğün'ün bindiği bu In Paradise normal şartlar altında kazanması lazım. Tabii ki daha evvelden onu geçen bir rakip var arkadaşlar. Burada 8 numaralı Solo Malpic Theo Bakliot ve 4 numaralı Border Light. Zannedersem Border Light geçti. Evet, Border Light geçti. Şurada şu birinciliği yaptı. Bu In Paradise da orada ikinci oldu. Şurada ikinciliği yaptı. Evet, Border Light geçti. Rakipler 4 ve 8. 6. Bu sefer 6'nın biz farklı koşacağına inanıyoruz. Bir şekilde. Ama bu 3 atı yazmakta yarar var. Yani eğer ciddiye alıyorsanız bu altılı ganyanı ve bu ayağı geçmek istiyorsanız bu minimum bu atları yazmanız gerekiyor. Yani burada 9 numara Coral Boy'dan sadece Mikel Barzon'un önüne bir sürpriz gelebilir. Ona da dikkat ediyoruz arkadaşlar. 6. koşu Handicap 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet, burada da bu 20 bin euroluk bu koşuda arkadaşlar 3 tane atın dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Bir numaralı Selvan Sebastian Maillot'la, ki benim atım bu, ben belki kendi kuponum yaparsam bunu bir banko atabilirim. 3 numaralı Tiger Hugo Jorniak ve 5 numaralı Point of Fact Mikel Barzolana'yla da kesinlikle kuponlarda olması gereken 3 tane safkan arkadaşlar. Bu 3 atın mücadelesi normal şartlar altında izlenecek diye düşünüyoruz. Aksi takdirde burada bu Damien Boş'u da yabana atmayın. Zarak Bevan denen bir ata biniyor. Yani bu 1-3-5'in arkasından hatasını 8 değerlendirir, onu da söyleyelim. Evet, 7. ve son koşudayız burada. Bugün Saint Cloud Hipodromu'nda 4 büyük yarışlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Tam 18 tane safkan var arkadaşlar. Çok zor bir ayak ama sadece 3 tane at vereceğiz. Bunun tamamıyla burada 8 bu arada koşmuyor, onu da söyleyeyim. Tamamıyla size bırakıyoruz ama 3 atı mutlaka kuponlarınıza yazmanız gerekiyor. Bunlardan 5 numaralı Shatterhand, Edu Hardin, 18 numaralı Rue Dauphine, Corel Pacut ve 7 numaralı Honeymoon, Mikel Barzolana. Bu 3 atın haricinde arkadaşlar burada yani 5, 18 ve 7 mutlaka koymak gerekiyor. Ama bu 3 atın haricinde sizler de kendi AGF oranlarınıza göre atınızı mutlaka buraya eklemenizde yarar var arkadaşlar. Bu ayak da zor bir ayak ama aceleci olamayız bu ayak için. AGF oranlarını kesinlikle görmemiz lazım. Bu ayaktaki organik bir yapı var. Çünkü 4 büyük yarışlı İngilizler uzun koşacaklar. Çok fazla uzun koşmuş böyle safkanlar da var. Hangisinin burada formda olduğunu yaklaşan AGF oranlarıyla görebiliriz. Yani burada 3 tanesinden eminiz ama iyi koşacağından. 5, 18 ve 7. Evet arkadaşlar, böylece Saint Cloud'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese güzel bir pazar günü geçirmesini diyoruz. Bol şans diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.